Saygıdeğer Başbakanım, değerli komisyon başkanım, değerli sektör temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları. Ülkemizin geniş bant altyapısının çok daha hızlı gelişmesine ve büyümesine vesile olacak sabit elektronik haberleşme altyapı ortak kullanımı ve işbirliği protokolünün imza törenine teşriflerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek vizyonu ve sizin liderliğinizde ülkemizin dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesi konusundaki çabalarımız devam ediyor. Bu hedefe ulaşabilmek için de birçok alanda hükümet olarak büyük atılımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ancak sizin bakanlığınız döneminde başlatılan ve bir nevi haberleşme altyapısında Devrim yaratan yatırımlar ve düzenlemeler sayesinde Türkiye bilişim ülkesi olma yolunda çok önemli mesafeler kat etti. Şu anda haberleşme altyapımız sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıkmış durumda. Hatta artık vatandaşlarımız tarafından akıllı evler, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, akıllı sağlık, akıllı ulaşım, nesnelerin interneti Endüstri 4.0 gibi birçok hizmet talep edilmeye başlandı. Şimdiden nesneler, araçlar, elektrikli cihazlar, binalar, yollar gibi akıllı nesnelerin oluşturacağı kendi kendine öğrenen akıllı ağlar kurulmaya başlandı. Ancak bakanlık olarak şuna da inanıyoruz. Hangi teknoloji önümüze gelirse gelsin, yüksek kalitede haberleşme altyapısı sunulmadığı takdirde bu teknolojilerin kullanılma ve vatandaşımızın hizmetine sunulma şansı olmaz. İşte bu noktada 2017-2020 Ulusal Geniş Band Stratejisi ve Eylem Planı'nı uygulamaya başladık. Bakanlık olarak ülkemizin geniş band ve fiber altyapısını geliştirme ile internet kullanımını artırma hedeflerini net ve kararlı bir şekilde bu belgeyle ortaya koyduk. Bu sayede her yerden herkese geniş bant hedefine varmayı da hedefliyoruz. Ve bu nedenle de bakanlık olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için altyapı kurulumunu hızlandıracak tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bunu sağlamak için de sizin desteklerinizle sektörün karşılaştığı sorunları çözmek ve sektörün önünü açmak için mevzuatta gerekli düzenlemeleri gerekli güncellemeleri sürekli yapıyoruz. Yaptıklarımız yeter demiyoruz. Altyapının yaygınlaştırılması ile vatandaşımızın serbest rekabet ortamında kaliteli bir hizmete kavuşması için de çalışmalarımız yine devam ediyor. İşte bu noktada bilişim ve elektronik haberleşme sektöründe altyapı yatırımlarının artırılması için mevcut altyapının ortak kullanılması çok çok önemliydi. Çünkü altyapı yatırımları en büyük maliyet kalemine baktığınızda kazılardan oluşmakta. İşte herkesin ayrı ayrı kazı yapması yerine tek bir kazıyla herkesin ihtiyacının görülmesi önemliydi. Bugün Türk Telekom, Türksel, Vodafone, Telkoder ve Türksat arasında imzalanacak protokol ve ikili sözleşmelerle de bu maliyetlerin çok ciddi oranda ineceğini ve milli ekonomi olarak baktığınızda ciddi tasarruflar olacağını görüyoruz. Sayın Başbakanım, sizin bakanlığınız döneminde başlatılan ve verdiğiniz desteklerle imza aşamasına gelen bu protokol ülkemiz haberleşme altyapısının gelişmesi noktasında hükümetlerimizin göreve gelmesinden sonra en önemli bence ikinci dönüm noktası olacaktır. Artık ülkemiz kaynakları çok daha etkin ve çok daha verimli kullanılabilir hale gelecektir. Kamu yararı içeren bu protokol ile milyarlarca liralık tasarruf adeta vatandaşımızın ve ülkemizin cebinde kalacaktır. Mükerrer yatırımları engelleyecek altyapı kapsamı alanı çok hızlı bir şekilde gelişmiş olacaktır. Ulusal geniş bant hedeflerine daha hızlı ilerlenebilecek ve vatandaşımızı her anlamda çok daha kaliteli hizmet verebilir hale geleceğiz. Ayrıca tek bir sabit altyapıdan tüm kurumların yararlanabilmesi sayesinde de olumsuz çevresel etkiler de azalmış ve bu çevresel etkilerin olumsuz tarafından da kurtulmuş olacağız. Tüm işletmecilerimiz arasında birlikte çalışma kültürü ve sinerji artacak, altyapı olarak ulusal ve uluslararası seviyede çok daha iyi bir duruma gelmiş olacağız. Ve yıllardır üzerinde çalışılan bu protokol sayesinde 2023 yılı haberleşme ve bilişim hedeflerimize çok daha hızlı bir şekilde ulaşma şansımız olacak.